Hikmet Genç, mübarek elleriyle düzeni değiştirecekler. 35. kurultay da renkliydi. Renkli derken harbiden renkli. 35 rakamını gökkuşağı misali rengarenk boyamışlar. LGBT çok sevmiştir bu kurultayı. Mottosu da var. Demokrasi, değişim ve kardeşlik kurultayı. Mottosu öyle ama Kılıçdaroğlu diktatör bozuntusu deyip durdu. Halkın %52 ile seçtiği Cumhurbaşkanına hakaret ederek demokrasi değişim ve kardeşlik kurultayı yapıyor Kılıçdaroğlu. 7 yıl boyunca girdiğin tüm seçimleri kaybet. Üstelik neredeyse her seçim öncesi eğer başarılı olmazsam bırakırım de. Ama her seçimden sonra o koltuğa sıkı sıkıya yapış. Sonra da diktatörlükten bahset. Kılıçdaroğlu diğer yandan Cumhurbaşkanı'nı taraf olmakla suçluyor. Cumhurbaşkanı'nı halk doğrudan seçti. Cumhurbaşkanı halktan taraftır. Kim halka düşmanlık eder, milli iradeye saygı duymazsa tarafını ortaya koyacaktır elbette. Kılıçdaroğlu demokrasi değişim ve kardeşlik kurultayında tekeri çıkmış bir vaziyette bodoslamadan devam ediyor. Anayasaya bağlı kalacağına yemin etti, şeref ve namus ne ifade ediyor diye sorarım arkadaş. Arkadaş, hendekçilere değil Kılıçdaroğlu'na diyorum. Şu darbe anayasasından kurtulalım, bir an önce değiştirelim deyip duruyorsun. Biz anayasayı değiştirmeye hazırız diyorsun. Peki senin vekiller son seçimde Zimbabwe parlamentosunda mıydılar? Anayasaya bağlı kalacağıma, namusum ve şerefim üzerine diye yemin etmediniz mi meclis kürsüsünden? Ne olacak şimdi bağlı kalacağıma diye yemin edilen darbe anayasası? Nerede kaldı şeref ve namus? Nerede bu vekiller? Nerede millet? Nerede bu devlet? Biz de yıllardır soruyoruz üstelik. Hala cevap alamadık. Kaset marifetiyle parti başkanı olmak hangi siyasi şeref ve namusa sığar? Onu da bir anlatsana Kemal abi. Bir de dış politika ve millilik meselesi vardı. Diyorsun ki dış politikada iktidar muhalefet olmaz, dış politikada birlik bütünlük olur dedik ama milli menfaatler üzerine inşa edilen bir dış politika millidir. Milli menfaatler öyle mi? İsrail'den Çin'e kadar her coğrafyada Türkiye'yi şikayet eden sen, İngiltere'de avam kamerasında İşçi Partisi Genel Başkanı'na Türkiye'de demokrasi yok, baskı altındayız diyerek dedikodu yapan sen, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Başkanlarına ve AB Komisyonuna Cumhuriyet ve Demokrasi tehdidi altında başlıklı şikayet mektubu yazan sen, Avrupa Parlamentosu Sosyalist grubuna Erdoğan diktatör ve katildir dediğin için grubun başkanı Hane Swoboda tarafından kapı dışarı edilen sen, AB Komisyon Başkanı Herman Van Rompuy'a Türkiye hakkında şikayet mektubu yazan sen, Türkiye'yi düşmanlık yapan kim varsa Onlarla dost olan sen. MİT yapılan operasyonu dolayısıyla ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edenleri savunan sen. Rus uçağını düşürünce milli duramayıp neden yaptık diye endişe duyan sen. Eğer İran Türkiye'ye karşı karşıya gelirse Türkiye'ye karşı İran safında olurum diyeni vekil yapan sen. Sivil çoluk çocuk demeden katleden terör örgütüne tek laf etmeden Türkiye'yi suçlayarak devlet şiddetine hayır bildirisine imza koyan ne idüğü belirsizlere destek çıkan sen. Sonra diyorsun ki dış politikada birlik bütünlük milli menfaatler yersen. Ha bir de iddiası var Kılıçdaroğlu'nun. Demokrasi Değişim ve Kardeşlik Kurultayı'nda. Bu düzeni biz mübarek ellerimizle değiştireceğiz diyor. Dikkat et de çarpılma Mübarek Kemal abi Hikmet Genç, Yeni Şafak.